Adnan Oktar Türkiye'de ve dünyada hep ilklere vesile oldu. Belirli kesimlerdeki Atatürk karşıtlığını ortadan kaldıran, Atatürk'ün dindarlığını çok sayıda kitabıyla en etkili şekilde anlatan kişi Adnan Oktar'dır. PKK ile mücadele, Kıbrıs gibi hayati konularda birçok insan teslimiyetçi bir üslup geliştirmişken, kararlı olmayı Türkiye'ye öğretti. PYD eşittir PKK mantığını Adnan Oktar gündeme getirdi ve önemli üzerinde durdu. Komünist Kürdistan Tehlikesi kitabını yazdı, tüm Türkiye'ye milyonlarca dağıtıldı. Türkiye çapında PKK ile mücadelenin önemini anlatan konferanslar düzenledi. İki uçakla Kıbrıs'a akademisyenler ve mehter takımı götürülerek Kıbrıs'ın Türkiye için önemini dünyaya gösteren konferanslar yapıldı. Şehitliğin sevinç vesilesi olduğunu Adnan Oktar anlattı. Şehitlerimizin tekbirlerle uğurlanması gerektiğini, şehitlerin ardından ağlanmayacağını, hepimizin şehit olmaya hazır olduğumuzu her gün ısrarla gündemde tuttu. 15 Temmuz'daki alçak darbe girişiminde Adnan Oktar'ın gençliğe kazandırdığı şehitlik sevdası ve yiğitliğin ne kadar güçlü olduğu tüm dünya tarafından görüldü. Milletimiz kahramanlık destanı yazdı. Karşısına çıkan sayısız engele rağmen her zaman en akılcı, samimi ve candan üslupla doğruyu anlatan ve haktan asla taviz vermeyen Adnan Oktar'dan Allah razı olsun.